Şimdi eskiden şöyle bir şey çok önemli. Eskiden demeyeyim de hala çok önemi var tabii. Yani bir şeye bakış açı tabii şu çok önemli. Nasıl algılıyorsak öyle tepki veriyoruz. Şimdi bir şeyi tehdit olarak mı algılıyoruz ya da olayların daha iyi tarafını, olumlu tarafını görmenin hani güzel bakan güzel görür deriz yani. Yani bu şekilde evet bu çok önemli bir şey. Yani nasıl baktığımız, nasıl algıladığımız önemli. Ama şimdi yeni bir şeyde şunu söylüyor. Diyor ki yani aslında bir duyguyu düzenlemek için onu iyi de algılamak zorunda değilsin. Yani sen bazen de hayat kötüdür. Bazen insanlar kötüdür. Yani şimdi bizi izleyenler var mesela evlerinde. Yani gerçekten zorlayıcı bir eşleri olabilir. Çocuklarının gerçekten iyi olmayan durumları olabilir. Bazen bir hastalık olabilir. Ve işler gerçekten kötüdür. O zaman çok biraz şey kalıyor. Yani yeniden nasıl anlamlandıracağım? Hani bunda yani evet kötü her kötünün içinde bir iyilik vardır. Bunu görmek oldukça bilgece ve manevi bir yaklaşım. Ama yani bazen her şey kötü olsa da o kötülükle de kalamaz mıyız? Yani bir şeyin şu an için iyi olmama haliyle de duramaz mıyız aslında? Bir nevi kabule gelmek istiyorum. Sonuçta kabullenmek durumundayız. Yani bazen de öfkeliyizdir, bazen de iyi değildir her şey. Onu kabullenmek de bizi rahatlatır aslında. Değil mi? O kötünün kötü olduğunu yani kabullenmek daha de bizi... Daha iyi olmasını tabii görmek ki. İstemek yerine sürekli. Yani o kabul süreci de kişiyi rahatlatacak bir şey. Çünkü adını koyabiliyorsunuz. Tabii. Adını koymadığınız zaman yine saklıyorsunuz. Yani eğer buna kötü diyemiyorsanız onun kötü olduğunu biliyorsunuz aslında ama ifade edemiyorsunuz ve saklıyorsunuz. O bastırmalar size daha büyük tepkiler olarak ortaya çıkıyor. Halbuki kötü olduğunu bildiğiniz durumda evet bu kötü, şimdi bu kötüyü yaşıyoruz ya da kötü zamanlar geçiriyoruz kısmını kabul ediş, bir sonraki rahat edişin aslında anahtarı. Değil mi? Yani bir yerde de bazen de kabul etmek, kalmaya da razı olmak gerekiyor yani. Bu acı verici bir durum ve bununla kalabilirim. Evet, bir taraftan burada koruyucu olanlar, kadim öğretiler geliyor aklıma aslında. Gerçekten söylediğin gibi çok zorlu yaşam koşullarında olanlar var. Olduğumuz durumlar da var. Hepimiz yaşamadık mı böyle şeyler? Kayıplar, hastalıklar. Yaşıyor da olacağız. Hayat bunu gerektiriyor çünkü. Fakat yine bir filozofun söylediği bir şey var. En çok zorlandığın zamanda minnettar olduğun üç tane şeyi düşün diye. Çünkü gerçekten o her kötünün içinde de bir iyi var ya. O iyiyi bulup çıkarabilmek bu ama her şey yani o duyguyu değiştirmek ya da o kötüyü değiştirmek anlamında değil. Yani o sırada başına bir şey gelmişse aslında hala belki bunu gözlemleyebiliyor olmak, hala sağlıklı olabilmek, hala bir aileye sahip olduğunu fark edebilmek. Seni minnettar kılan, şükran duyduğun ne varsa aslında bunları düşünebilmek bir taraftan. Evet, evet. Bu o önemli. Noktada da sizi mutlu eden şeyleri belki devreye sokmak gerekiyor. Yani kötü zamanlar geçirirken de belki bir yemek yapmak, sevdiğiniz bir yemeği yapmak ya da sevdiğiniz bir tatlıyı kendiniz için gidip satın almak. Bir gün tamamıyla kötü olabilir mi? Yani evet. Tamamıyla her yönüyle. Araya bir şeyler koymak gerekiyor. Yani evet, çok kötü zamanlar ya da bir makyaj yapmak bir kadın için. Kendi bedenini daha iyi hissettirebilecek bir şey yapmak. Bunlar hep o kötünün içerisinde aslında kendimizi iyi hissettirebileceğimiz şeyler. Evet kötünün farkındayız ama arada küçük mutluluklar da tabii davranışsal süreçleri de devreye sokabiliriz. Orada rahatlamayı öyle sağlayabiliriz. Evet bu çok önemli bir şey. Yani bazen de bilişsel ve duygusal boyutta olmuyor her şey. Bir eyleme geçmek gerekiyor. Yani modumuzu yükseltmek için o günlük zorlanmanın bir modsa bu. Bu da çok önerilen bir şey. Yani davranışsal bir eylemle orayı yükseltebilmek aslında. Bu da önemli. Ruby Wax'in 5 duyu organıyla duygu değiştirme stratejileri vardır. Çok sevdiğim gerçekten. Mesela kendimize streste hissettiğimiz zamanlarda ya da zor bir durumda kaldığımızda bunun öncelikle farkına varıp bir müzik, bir melodi dinleyebilmek. Bizi rahatlatan bir melodi. Bu çoğu zaman şöyle denir. Ritim terapistleri bunu bu şekilde çalışır. Kalp atışından bir nebze yukarıda olan melodiler bizim duygumuzu biraz daha değiştirme becerisi kazanmamızı sağlayabilir o anlık olarak. Ya da belki bir yağmur sesi, doğa sesi ya da rahatlatıcı bir müzik sesi. Bunu belki önceden tespit edip kendimizi gergin hissettiğimiz zamanlarda kullanacağımız bir yöntem, bir teknik olarak
değerlendirebiliriz, evet, bir taraftan. Bu da çok önemli. İllaki bilişsel, çünkü bazen gerçekten çok zor oluyor bilişsel, yani düşün bir şeyleri yeniden düşünmek, işte duyguyu fark etmek, onunla kalmak, hani bunlar o anda öğrenilebilecek beceriler değil, akut durumda öğrenilebilecek beceriler değil. Biz önce öğreniyoruz onları, evet, sonra uyguluyoruz. Ama akut bir dönemde bu tür becerileri aslında ortaya sokmak. Aslında sen hep söylersin, dikkati başka yere yönlendirmek lazım diye. Bunu çocuklarda ve biraz da yaşlılarda, özellikle bilişsel işlevlerinde bozukluk olan yaşlılarda yapmaya çalışıyoruz. Evet. Dikkati başka yöne çekmek. Tabii dikkat dağıtma her zaman kötü değildir. Yani dikkati başka yöne çekerek o andaki kötü durumdan ya da kötü hissiyattan bir şekilde farklı bir hissiyata geçişi sağlayabilmek. O anda beyin mekanizmaları da farklı yönlere kaydığı için çok ufak bir ağrı duyusu oluşturmak bile sizin o anda hissettiğiniz başka bir duyguyu nötrleyebilecektir. Çünkü farklı yerlere lokalize olan hisler bunlar. Dolayısıyla hemen başka bir konuya atlayıp ya da başka bir duyuya atlayıp oradan bir kazanım elde etmek avantajlı hale, evet, gelebilir. Dikkati dağıtmak hani hep kötü bir şey. Dikkatini dağıtmak, oyalamak gibi geliyor ama aslında araştırmalar da onu gösteriyor. Çok akut bir durumda eğer bir sağlık, yani daha önce sağlanmış olan bir beceri yoksa bu çok iyi. Ama uzun vadede er ya da geç bir şekilde bunu bir beceri olarak öğrenmeliyiz. Yani duygumuzla kalmak, duyguyu fark etmek, onu kabul etmek ve onunla kalabilmeyi bir şekilde öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi birazdan ufak bir ara vereceğiz. Aradan önce epeyce şey konuştuk duyguya dair. Buradan sonrasında hem sizin spesifik alanlarınıza girmek istiyorum. Bilge, seninle erteleme konuşmak istiyorum. Zerrin hocam arasında hep şey yapıyorum. Normal günlük yaşamda Zerrin abla diyorum. Zerrin hocam sizinle biraz uyku konuşmak istiyorum. Özellikle stresin uykuya olan veya zorlanmanın uykuya olan etkilerini konuşmak istiyorum. Ufak bir aradan sonra bir aradayız. Bir yere ayrılmayın.